Evet. Bitti be Westworld. Çok üzgünüz değil mi abi? Bitti Westworld ya. 8 bölüm. Ne gibi? Abi nasıl Westworld... geçti? Su gibi be. E, vallahi ya. Aşk <laughs> birden sonra izlediğim en akıcı diziydi gerçekten bu aralar. E, ne diyorsun? Net, durumu... Ah pardon. HBO abi. Pardon abi. <laughs> abi yani ben ne diyeyim ya? Hamdolsun. Yani yapmışlar böyle bir dizi. <laughs> izledik. Ya, Cyberpunk sevdiğimiz bir alan. Science Fiction'da sen sevdiğimiz bir konu. E şimdi HBO bu tarz diziler yapmasa biz de bu tarz dizileri desteklemesek hep Aşk 101 yapılacak. Hep şey yapılacak ne bileyim e, ne öyle. var yabancının Aşk 101'ine. Yani Orange County mi izleyelim abi? True Blood Orange vardı County abi County. eskiden. True Blood <laughs> mi izleyelim? Mi? Bunlar da yapılacak. İşte biz de efendilerimiz yapmışlar bir şeyler atmışlar üstümüzü sağ olsunlar izledik. Ya yani öyle geçti Ofis ofise e başladım ben şimdi The Office sezon 1 Amazon Prime'da. He. Onu izliyorum bu aralar. Akıyor mu ya? Ben de ona 7. bölüm gibi bir gidemedim sonra durdu. Abi şu an akmıyor tuhaf bir şekilde çünkü <laughs> galiba yapıldığı sene bu kadar sert değildi ama... ...retrospektif olarak dizi daha fansif olmuş ve Michael'ın yaptığı bir takım hareketlerden... <laughs> ...oo krem izliyorum Evet evet. Böyle. Yani abi inanılmaz zamanda bu diziyi nasıl yapmışlar diye küçük bir hayranlık da uyandı bende ama... <laughs> ...yani herif beni o kadar kırınca diyor ki şu an zor izliyorum yani evet, şeyi evet. Zor izliyorum yani abi nasıl rezil olacak yine acaba falan diye başkasının <laughs> adına utanma hissiyatlarım inanılmaz saplanıyor vücuduma. Ben de çok kudururum yani başkası adına utanırken böyle resmen zorlanıyorum dizi izlerken <laughs> bu yüzden. Evet abi dizin akmama konusu zaten teknik değil. böyle bir tuhaflık var yani her şey bir tuhaf gözüküyor ve böyle şey oluyorsun lan çok üzücü bu biraz da tuhaf falan diye böyle. Tabii tabii Tansız. zorluyor insanı birazcık yani. Ya O zaman ofis konuşalım bugün. Evet. Abi evet yani şey, <laughs> şey çok ilginç. Pem'in şeyin host olarak çıktıktan sonra Dwight bence Dwight mesela belli ki Dolores'in klonlarından bir tanesi daha. E, Pam Pem şey değil mi? Neyse, Pam Pem, partikülü değil mi o? Geleceği <gülüyor> <gülüyor> başka bir şeydi. <laughs> o Avengers abi. <gülüyor> <gülüyor> ne, neyse tamam hadi ben zaten hadi suyu gir. bulandırmaya geldim. Sana sormak istiyorum. Westworld'un sezon finalini nasıl buldun? Sevgili Tancan Fümen buyurun. Abi Biliyorsun ben aslında hep seninle as son 3 bölüm hatta 2,5 bölümleri ters düştüm. Ee, diziyi beğenen taraftayım. Dizinin bitmesiyle beraber bu sezon hiç sinirlenmemiştim ben bu ara senin kadar da. E, son bölümde bir şeye çok sinirlendim artık. E, hani diyecekler ki şimdi dizi abi onu zaten bangır bangır bağırmıyor muydu? Bağırıyordu ama artık bu kadarını beklemiyordum. Yani e, ilk iki sezonda gördüğümüz Ford'un tanrısal duruşu daha böyle temsiliydi. Yani orada insanın aslında kendiyle e, çelişkilerinden de yola çıkıyordu. Ne bileyim hostları serbest bırakıyordu. Yani aslında o insanın o dine sıkışmış zihniyetinden uzaklaşmaya çalışan bir fort vardı. Hostlarla o da özgürleşmeye çalışıyordu gibi bir yapı vardı. Bunu zaten konuştuk. Abi diz onu bıraktı ve geldiği noktada özellikle bu meyve üzerine oldu ki ben geçen hafta şey demiştim meyve. Yani Maeve'in hikayesine sıkılanlar aslında e, dine karşı da bir sıkılma besliyorlar ve bunu farkında değiller gibi bir yorum yaptım. Yorumlara yazdım bunu. Sonradan Hizbul Maeve mi demek istiyorsun abi? E, tam değil. <laughs> Do dolo Hizbul tamam. Maeve. <laughs> dolo Hizbul Mev. His 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 bunu yazmıştım ve buna sıkılıp da neden sıkıldığını insanlar bence tam anlayamıyordu. Bunun da nedeni ben din olduğunu düşündüm. Yani dini öngörüler, dini yorumlar, dini tarih artık insanlara sıkıcı geliyor. Hem çok e, anlatılıyor, hem de çok tekrar ediliyor. Hem de artık inandırıcılığı ve bir besleyiciliği yok bu dönemde. Yani artık yeni neslin de buna inanıp bir yere gidecek bir e, yolu yok. E dizi de tutup bunun elinden hala zorlamaya çalışmış. Yani Maeve'in uyandığı kısım. Bak hala ben şey okeyim. E, döngü tamamlanıyor. Root tamamlanıyor. Tutarlı. Ama Maeve'in uyandığı kısım şöyle. Ben sizi terlerize tapmayacağım. Neden? Kulağında küpe varmış. Oradan konuşuyormuş. E ulan yani koca Rehoboam konusu bu kadar anlatıldı. E, dizi işte bir karşıt görüş oluşturmaya çalıştı. Maeve'in dini görüşü Devam ettirildi. Yıkılmadı yine bak orada. Hala böyle tırttan bir şey var. Bak babacım dinsiz yönetiyor ama bak ona sarılırsanız yine siz kurtulacaksınız. Neden? Rehobam çünkü wiki'ye yazarsanız Rehobam neden dini bir gönderme olduğunu anlayacaksınız. E, Dolores'te ben insanlığın içinde güzellik gördüm, ışık gördüm. ve güzel kardeşim gördün ama sen bir, bir yandan yok etmeye çalışıyorsun. Ama sen de hala insanların Kıyamet gününü yaşadıktan sonra kurtulacağını düşünüyorsun. Bunu da Bernard'a aşılayıp Bernard'a cennetin bekçisi yapıyorsun. Yani lanet olsun. Yani <laughs> dizi bu kadar ya tutar. Ne dinmiş arkadaş. Ne Hristiyanlıkmış arkadaş. Ne yani, dinmiş ya. Evet yani, abi. hiç Anladık üzülmüş. bro ya. Anladık ya. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bak ben bu arada asıl eleştiri bir şey değil yani. inanç üzerinden bir paralel kurmalarına değil. Ben asıl meseleyi açıklıyorum. Yo burada. inanç değil benim de derdim zaten. Ee, açıklıyorum asıl meseleyi. Hazır mısın? Patlatıyorum. Patlat. Westworld'ün 3. sezonunu herkese şu an iki örnekle izah edeceğim. Örnek bir. Eğer Westworld'un ilk iki sezonu Ghost in the Shell'in animesi ise 3. sezonu Scarlett Johansson'un oynadığı Ghost in the Shell filmi. Dar elbiselerle bir tane kadını oradan oraya atlatmakla <laughs> ben felsefe mi? yaptım zannetmişler, yapamamışlar. İçi boş kalmış. Ha o sezon o, o dizi film, o filmin karşılığında neyse bu sezonunda iyi bir cümle kuramadım. İkinci örneğime geçiyorum. <laughs> İkinci örnek çok daha anlaşılır olacak herkes için. Best eğer ilk iki sezonu Matrix'in ilk filmi ise üçüncü sezonu Matrix'in ikinci üçüncü filmleri. Yani oradan oraya anlamsızca koşalım, bir tane Fransız çıksın Tanrı soyundan geldiğini iddia etsin ve neden sonuç ilişkileri Bron bilmem ne Bron falan filan diye konuşsun böyle. Sonra bir takım aksiyonlar itiş akış yaşansın ve insanlık özgür kalsın. Aha da Matrix bağlamında çok daha bariz anlattım. Matrix 1'de neyi çok seviyorsak Matrix 2 ve 3'de onun çok eksikliğini hissediyoruz ya bir kısmımız. Evet. Bir kısmımız hepimiz değil bir kısmımız da şöyle Matrix çok iyi abi ikincisi çünkü adam eliyle bin tane mermi durduruyor. <laughs> öbüründe, öbüründe dört mermi durduruyordu. Burada 68 mermi durduruyor demek ki bu sağ daha, daha iyi falan. Bu tayfa dışında Matrix 2 ve 3'de bir eksiklik hissediyorsun ya işte o eksiklik yine bence burada da var. Ve o nedir biliyor musun? Fikir yok fikir. Ruh yok. İnanç yok inanç. İman yok, hedef yok, usul, nizam yok. Ne var onun yerine? Abi yapay zeka olsun, işte insanların hayatını yok, yönetiyor gibi olsun. Ama robotlar da aslında kendi hayatlarını Ford mesela onlara yazmış. bir, O da onu yönetiyormuş gibi olsun. Sonra robotlardan bir tanesi bunu isyan etmeye karar versin ama desin ki o da bizim haddimize dil haşa desin. Sonra bir insan seçsin onu da Park 5'teki şeyinden tanıyor olsun. Ondan sonra adama desin ki ya ben yapamayacağım sen yapacaksın abi falan filan gibi desin. Sonra onlar işte or falan. Tanrıları yıkalım, lordları, kralları yıkalım, insanlık özgür kalsın. Ya güzel de işte bunu iyi anlatamadığın zaman bu klişe oluyor. Westworld'un ilk iki sezonu, robotlar ayaklanıyor konusunda ne kadar klişeden uzak, ne kadar aa helal olsun, bak ne kadar zarif zarif, güzel güzel anlatmışlar. Yani anlattıkları şey yine aynı ama üslup, tarz, disiplin, kararlılık yani önemli olan bunlar. <laughs> ee, üçüncü sezonda bir o kadar klişe, bir o kadar... Yani bir, bir o William'ın kendisiyle oturup komisyon sahneyi galiba bu bölümden, bu sezondan, koca sezondan aklımda kalacak. Bir de koca sezondan geriye şey kaldı yani. Dolores farklı farklı şeyler yaşarken, Dolores'in kopyalarından bir tanesi daha kötü bir süreç yaşadığı için kötü Dolores olmaya karar veriyor ama onu da dördüncü sezonda göreceğiz zaten. Evet. Yani aslında aynı, şey, aynı varlıkta olsak, işte evet aynı varlıkta olsak, farklı rotalardan geçince farklı hayatlarımız oluyor bir güzel bir hoş bir fikir aklımızda kalan. Bir de William'ın kendi kendisiyle olan yüzleşmesi sonrasında zaten bölümün sonunda da boğazı kesilerek öldürüldüğü için o da anlamsız bir karakter gelişimiymiş. Tanks yazarlar. <laughs> evet. Işte ya, bunlar yaşandı. Dizinin şey kısmı da yıkıldı biraz burada. Ya da devam yani şimdi bak dör, ben dizi mekaniğine e, çok karşı değilim. Şimdi dizinin zaten yine savunduğum bir konuydu. O kısmı yine satmayacağım ama dizi mekaniğinde evet, bu sezon bu tarz sezonlar dizilerin e, biraz daha gaza arttırdığı karakterleri hızlıca ileri taşımaya çalıştığı ara sezonlar olabiliyor. Yani birçok dizide bunu yaşadık. Yani nasıl diyeyim stand sezonu olan işte True dedektif gibi diziler hariç X-Files'ına dahil e, birçoğu bu, dizi, bu tarz şeyi yapar. Ama buradaki sıkıntı şu kendi yaptıklarını yıkmazlar ama. Yani burada biraz Ford'un aslında bakış açısı yıkıldı ya da biz onu his ben hissedemedim açıkçası yani Ford genel bir özgürleşme beklerken şimdi hostları insanların dini özgürleştirme aracı gibi bir hale getirdi bu yeni sezon yani hostlar şu anda bence bir de Maeve dedi ya benim kodum yüzünden böyle Dolores de o zaman kodu yüzünden böyle ya demek evet, ki orada evet, net bir bilinç de yok abi. Yani şey de anladın mı tuhaf. o hani bilinç şeyi bitti yani yıkıyor muyuz, yoksa kaderci miyiz Heh işte o evet tuhaf. yani tam olarak bunu diyorum yani o kadercilikten çıkamadı abi ki bizim anladığımız Ford Ford'un yapmaya çalıştığı o kadercilikten çıkmaktı. Çünkü hep şey demiyor mu abi siz çıkarsanız insanlar sizi yok edecek diyordu. E ne oldu sen gidip insanlara yardım etmeye çalışıyorsun. Biz bir de ne demiştik senle? Aslında Dolores insanları yok etmek istemiyor. Yani onları kontrol etmek istiyor. Çünkü başa geçecek. Belki de hiç onlar fark etmeden onları bambaşka bir hayatın içine sokup kontrol edecek. Yani bir genel bir şirket, dünyayı yöneten bir şirketin yöneticisi gibi olacak gibi mantığa geliyordu. Onu da bıraktı yani. Hani ne yapıyor belli değil. Yok değil. Vallahi ne yapıyor belli değil. Yani Dolores'in planı neydi? Anlayanlar YouTube yorumlarına yazsın. Çünkü Dolores'in planı benim anladığım kadarıyla şuydu. Parktan çıkayım. Ha, bir tane yapay zeka var. Dünyayı yönlendiriyor. Ha. Bir tane insan bulayım. Son dakikada oraya o yapay zekanın bir önceki versiyonundan aldığımız komut dosyası benim içime kaçtığı için kablolar vasıtasıyla onu o yapay zekaya yükleyip oradan da adama yapay zeka kapatma emri Kapat. Ulan Dolores çok iyi düşünmüşsün be kral. <laughs> Vallahi helal olsun. Yani gerçekten e, Battlestar Galactica'daki Cylonlardan beri bu kadar iyi bir plan görmemiştim. Battlestar Galactica'daki Cylonlar da 3 sezondan sonra tek bir odaya toplayıp şarkı söyleyerek insanlığı ediyorlardı gerçekten de bu bir spoiler değildir bu arada saçma bir örnek veriyorum öyle değil yani ama yani evet Battlestar Galaktika da baba siz ne yapmışsınız gibi biten bir diziydi biraz bu da biraz öyle onun sonu da çok ya, dindardı Kral... mesela bak o dizi de iyi dedin o dizi dizide evet hep dini gitti ama gerçekten çok iyi anlatıyordu hikayeyi ama artık sonu da onun harbiden aşırı dindardı ya çok iyi olmuştu onun da sonunu onu ya. yazamamışlardı bunun da sonunu yazamadılar bir de yani babacığım ben bir yerde sonra bir yerden sonra artık şeyin önemini kaybettim. Yani anlamını anlıyorum. Dizinin anlatmaya çalıştığı şeyi de anlı, anlıyorum ama ya bu böyledir demekle kurtulamıyorsun bazı şeylerden. Ya bölümün sezonun sonuna gelmişiz. Hala Serak diyor ki ya diyor o diyor Delos'un dosyaları bende olsaydı şimdi toparlamıştık her şeyi falan diyor. Ya güzel kardeşim. Ben şunu anlamıyorum. Ben mi bir şey kaçırıyorum? Delos'un dataları dediğimiz datalar içerisinde Human Immortality Project olan yani bir takım insanların hayatlarının profillenmiş halinde dataları olan ayrıca e, sublime dediğimiz sanal dünyaya kaçmış olan hostların datalarının bulunduğu bilmem kaç petabaytlık bir tane bir evet. data yani tamam mı? Yani Dolores gitmiş oradan ya Insight herkesi gözlüyor diye herkese SMS atmış. SMS de özellikle söylüyorum. Millet niyeyse ben SMS dedikçe tetiklemeyi <laughs> devam edeceğim. SMS atmış. SMS atınca artık bu bölümde de görüyoruz ki millet sokaklara dökülmüş. Why Insight bizi etiketleyemez? Bizler insanız etiket değiliz. Bizi kategorize edemezsiniz falan tarzı sokaklara dökülmüşler. Bir SMS geldiği için. Peki okey hadi döküldünüz okey. De yani şunu artık ben ona da bir açıklama gelmedi ki. Serak da diyor ki hala yok yok diyor. Ben Rebohom'a koydum muydu diyor o petabaytlık Delos'un immortality dosyasını. Oradan diyor to çözeriz yine diyor. Ya kardeşim ne alakası var? Yani şu anda güncelde ilerleyen olayları çözmek için insan profil datası senin ne işine yarayabilir? Ben aksine şunu bekliyordum. Delo, şey diyecekti ki yani şu şöyle şöyle olmalıydı gibi hissediyorum. Serak demeliydi ki kardeşim Rebohom bu noktaya kadar öngörülerde bulundu bulundu ama e, Dolores'in anomali olan Dolores'in yaptığı hareket sonucunda bütün öngörülerimiz patladı. Rebohom'u kapatın iki hafta. Rebohom hesapla kardeşim. Yani çünkü şu anda da bir noktaya geldik ve profillediğin insanlar aslında sokaklarda ayaklanıyor. Yani yine Delos'un bilmem kaç sene önce parka gelen Ahmet Efendi'nin zenci mi mikmiş, erkek mi mikmiş datası var Delos'un elinde. Yani Delos'un datasını da biliyoruz abi. Delos'un datası da şey değil ki bir ayaklanma sırasında neler olacak dünya falan tarzı bir data değil ki. Zengin Ahmet Efendi oğlan mı seviyor kız mı seviyor datası var herifte. Ulan bununla nasıl sen Rebohom... Millet sokakta meşale atarken, top atarken onu kurtaracak. Onu, şey on... mi olacak yani? Sokakta top atan 75 kişi e, falan. Ya anladın mı? İkisi birbirinden bir kere çok bağımsız. Ya bu herifin böyle inatla Dolores'in datası, Dolores'in datası. Ulan bırak kapat Rebohom'u. 8 milyar petabyte gücünde şey teraflop gücünde hesaplaması var Rebohom'u. Rebohom'u sen ki. Rebohom bir iki hafta hesapla. Beyler siz de iki hafta sokakta milleti vurun. Dövün öldürün ne yapıyorsanız bir şekilde durdurun yani ayaklanmayı. Rehavon bize mevcut olayla ilgili bir analiz getirsin. Getir kardeşim. Abi şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ha tamam, yeni planı devreye koyuyoruz. Mesela o noktada Dolores diyecek ki abi biz attık SMS'i e ama herif tekrar hesapladı. Yeni bir rota çiziyor. Ya o işte o olmasın diye biz Solomon'a gittik. Solomon'un deliliğini enjekte edeceğiz ki herifin algoritması iyi çalışmasın falan dese diyeceğim ki a okey. Ya orada şu ne detay. Yani? Şu detay var bir tek benim anladığım. Ee, işte William Data'yı satıyor ya buna işte zamanında. Küçük hmm. data parçasından yaratıyor aslında. Onun inandığı konu şu. Westworld'a e gelenler tamamen özgür. Yani tamamen artık kendilerini saldıkları dünya baskısında ya da işte ne bileyim. Sen bugün sokakta yürürsen yürürken bir kadına tecavüz etmezsin. Bunu içinden geçirirsin. Ama etmezsin. Hani geçirirsin derken sana demiyorum. hani <laughs> Genel psikopat bir insan e, profilinden tamam. bahsediyorum. Yapmaz. Peki. E, e, anladın mı? Ama... Parkta bunu yapıyor, bunun sonuçlarına göre de tepkiler veriyor, bunu kaydediyordu. O da benim anladığım Serhan işte bu datayı alıp outlierların e, bütün şeylerini oradan çıkarabileceğini düşünüyor. Yani bütün iyi de yapabilecekleri alternatifleri Fakir ve depoda duruyorlar. Westworld'de depoda daha... ultra zenginler gidiyor sadece. Hala daha önce ama daha öncesinde bunu yapmak istemiş, olmamış. Şimdi mevcutta da dışarı koydukları var. Hepsini kapatmamış. Outlierların bir kısmı dışarıda hala ama onları da yok ediyor. İnsanlar ne oluyor? Bunu görünce tepki veriyor. O da istiyor ki kimse tepki vermesin. Ya o istiyor ki böyle ben düğmeye basayım, datayı vurayım, herkes böyle tepkisiz robot gibi yaşasın. Aa o işte Westford. Anladın olmaz mı? Işte, <laughs> olmaz yani şu. Ama bunu anlatamadılar. Yani. Sana <laughs> katılıyorum. Bak, bunu anlatamadılar. Buna katılıyorum. Anlatamadılar değil. Bence yanlış yazmışlar. Ben bu kadar net söylüyorum. Ya arkadaş ya zaten bir sezonun başında beri şunu konuştuk biz. Rehoboam zaten bütün dünyaya hükmetmiyormuş. Dünyanın çok kısıtlı bir kısmına evet. hükmediyormuş. Baş şehirler ve buralarda daha da belli bir insan. insanları yönetiyormuş evet. zaten. Aynen aynen öyle. E şimdi yani sokaklarda millet Vay diye halay çekiyor polis gaz atıyor o ona gaz atıyor ona gaz atıyor. O evet, sahne kötüydü tamam bu arada ya. Çok üzüldüm ben o sahneyi daha iyi bekliyordum. Çok zayıf çekmişler. Ee, ya çok takılmıyorum ben. Sonuçta bilim kurgu dizisidir diyorum. Düşük bütçeli iştir diyorum. Bak vallahi oralarda değilim. Oğlum Onun düşük değil lan 300 tane yani. şey çalışmış abi orada. Figüran oynatmışlar. Hayvan gibi para harcanmış öyle ve bütün sahneyi bir slow-mo izledik ya. Çok mutsuzum bu konuda yani. Ee, yani şey konusundaki saptama çok yanlış. Şimdi toplumsal olayların çıktığı durumlar ee, an be an aslında çok kaotik şeylerdir ama toplumsal olayların sonucunda ne olacağını öngörebilirsin ya hı hı. yani bugün dünyada da çok konuşuldu işte gezi olayları olduğunda ya da Mısır'daki ayaklanmaları olduğunda şeyler çok konuşuldu ee, tabii ki çatışma sırasında kimin kafasına taş gelecek kimin kafasına gaz bombası gelecek bilemiyorsun ama bu olayın olması ve bu olayın ses getirmesi ve bu olayın toplumsal sonuçları yapay zeka veyahut da makine olmadan da öngörülebilen bir şey yani ben orada Serhat'tan bekliyordum ki kardeşim bu artık yaşandı biz bunu nasıl toparlarız bu herif hala yani yani eski plan bozulduğu anda yeni plana geçmen lazım şunu söylüyorum yani Rebohom mesela şey konusunda bir önlemi yok mu örnek vereceğim şimdi yani Rebohom gibi sistemi yazmış özellikle de Rebohom diyorum çok gıcık olduğumdan <laughs> e, deprem oldu diyelim ki abi deprem bak hiç şeyi unut yani Dolores'i Kolores'i unut yani Deprem oldu. Covid-19 yayıldı ya diyelim ki. Anladın mı? Olmaz olmaz. Oldu diyelim ki. Bunları da yaşadık biz dünyada. Tak dedim bir sabah bir uyandın 8 şiddetinde deprem. Bir depremden sonra dünyada ne olacağını öngörürsün. Ya dersin şu şu mahalleler belli ki hasar Hı -hı. görülecek. Bu kadar insanın yardıma ihtiyacı olacak. Şöyle bir finansal kayıp olacak. Ya da işte Covid-19. Daha tatası aman Covid-19 yakalanıyor dendi. Millet projeksiyon grafiği çıkarttı. Daha da kim hiç kimse mega ultra yapay zeka değil. Ben şuna çok şaşırıyorum. Millet sokaklara artık inmiş toplumsal olay yaşanıyor. Herif hala diyor ki Delos'un datası Delos'un datası. Oğlum senin Delos'un datası kurtarmayacak. Senin artık kriz sonrası analizi için Rebohom'la tekrar kapanman lazım. Bu bir. bir kere bunu bir yapmadılar. Bence çok büyük saçmalıktı. Hala Delos'un datasını istiyor. Ya ne yapacaksın Delos'un cinsellik içeren şey datasını? <laughs> Kim kimle cima edecek? Sokaktaki adam Westworld'e mi gitmiş? Şapka mı takmış kafasını? Yok öyle bir şey de yok. Şey yok de vardı. Yani. Sublim datası da var işte. Host datası da var. Yani. E, tamam da kral. Okey. O hadi o da okey. E de sokakta taş atıyor adam. Yani Westworld'de sanki öyle bir toplumsal olay mı yaşıyor mu? Yani hiç alakası bir de tabii kere. Şey gibi yani. Abi gezi olayları kopuyor. Ne yapacağız? Ah be abi Bahçeşehir okullarının mailing datası olsaydı çözerdik. Ne alaka manyak yani. Sokakta millet taş atıyor birbirine. Limon sıkıyor millet gözüne yani. Oradan mı kurtaracaksın koca olayı? Bir kere burası bence bir falso kafadan. Yani çok daha ben açıkçası orada akıllıca şey beklerdim. Serak'ın gidip okey abi işte plan 8 gerçekleşti. Böyle bir şey olabileceğini öngörmüştük. İşte plan 8 simülasyonu devreye sokun falan gibi. Ama Serak Çok da malmış matematiksel... ya. Onu da Ha, Serak malmış zaten. Evet. Oldu geç. <laughs> Ama Rebohom da malmış. Yani Rebohom da şey düşünememiş. Yarın bir gün toplumsal bir olay olursa. Yarın bir gün datamız sızarsa. Yarın bir gün e, örnek vereceğim bir deprem olursa, salgın olursa. Meteor düşerse. Ya serverlarından birini sel basarsa ne yapacaksın? Yani bu tarz teknolojik şirketlerin her zaman bir kriz planı vardır. Bir kere koskoca Insight'ın böyle bir kriz planı yokmuş gibi düşünülmüş. Ve çok basit şeylerden bahsediyorum. Bak, elektrik kesilirse, manyetik kutuplar ters dönerse, Güneş'te olan bir patlama sonucunda internet bağlantısı giderse falan gibi planları. Küresi ben mısın? sana söyleyeyim, bugün Google Amazon yapmıştır. Koskoca Insight sokakta millet birbirine taş atınca ne yapacağını bilemiyor. <laughs> hadi peki tamam. Hadi tamam. Hadi okey. Ama ben yakıştıramadım bu diziye öncelikle bunu söyleyeyim ama hadi okey. Hadi bunun planını yapamadın. Bunun çözümü yine dediğim gibi Delos'un datasında değil. Onu da geçtim. Ee, hala da getirmiş. Yani ulan o zaman sarı kız neden gidip Rebohom'un bir önceki abisi olan Solomon'dan bir tane plan aldırttı. Sonra da sanki yani ulan bir önceki yapay zeka zaten sıkıntılı bir yapay zeka olduğu için ya depoya orada... kaldırmışsınız. Orada ben şöyle anladım. biraz Dolores'in şeyini görüyoruz işte. ben Maeve ve Caleb'ı şeye bıraktım abi. Hani kendi özgür kararlarını almana bıraktım ama bir yandan da sen yönlendiriyorsun. Hani ikili bir durum var. Biraz orada Ford ya da işte Arnold olmaya çalıştı Dolores. Maeve'in Maeve bir şekilde uyandı ona geleceğiz de Caleb'ı da uyandırmak için Caleb'la gitti. Yoksa kendi de gidip zaten yapabilirdi ya da işte oradaki sistemi çöker. Ha tabii şey unutmayalım bu arada. ...William'ın kanından aldığı proteini... William oraya sokup... ...oranın sistemini hackledi. Bir de o var. <laughs> Master planda. Neyse tamam, hani bunu da bir kenara bırak. Caleb ve meyve ...fake bir özgür yol vermiş gibi hissettirdi onlara. İkisi de uyandılar. Ama ikisi de çok tırt uyandı. Yani buna ben de ikna evet, olmadım. Evet yani. Ya evet. Yani arkadaş... ...iki dakika Caleb'la Maeve kafayı açacaklar diye... ...bin dereden getirilen su... ...ve bu plan şu açıdan inandırıcılığını kaybediyor... Bu plan 75 kere hatalı gidebilir. Yani şey bir plan da değil. Hani böyle o helal olsun önceden planlamış diyeceğim bir planı takdir edebilmen için nispeten yönetilebilir bir plan olması lazım. Yani May 5 dakika önce oraya bomba atsa o plan çalışmayacak. Kale bir yolda birisi vurursa o plan çalışmayacak. Yani hesapta böyle Dolores planlamış diyebileceğin kadar bir durum da yok. Dolores hakikaten artık ihtimaller ötesi ihtimalle bir şey kurtarmaya çalışıyor. Gidiyor Solomon'dan insanlık ayaklansın, medeniyet yok olsun planı almış. ...sonra Serak onu topuyla eziyor... ...haha <laughs> sizi dayaklanmanız buraya kadarmış filan diyor... ...ben de şunu anlamıyorum ya Solomon zaten... ...çalışmadığı için depoya kaldırmamışlar mı... ...Solomon da aklını yitirmiş... ...kafası çok çalışmıyor... ...bozuk bozuk Solomon ha bozuk... <laughs> ...takılıyor... ...restart vurman gerekiyor araba... ...bozuk lan... ...yani... ...ulan zaten Rebohom şu anki dotayı analiz edemiyor... ...sokaklarda millet birbirini vururken sapıtmış hale... Serak ...sen biz onu çalışmayan versiyonundan... ...şey almışsın... Ee, ...data almışsın... ...o data... Hadi diyelim ki bu bölümde ortaya çıktığı üzere abi Dolores'in planı zaten o datayı kullanmak değilmiş. Kalebi gaza getirmekmiş. E kral kalebi gaza getirmek için de yani bu kadar mı yani Po, spo, inanılmaz sofistike bir şeye ihtiyacım varmış. Abi dünyanın en büyük yapay zekasının bir önceki versiyonunun durduğu depoya gideceğiz. Benim kolum kopacak. Sonra EMP aktifleştireceğim. O sırada Kalep gerçekleri Solomon'dan öğrenecek. Donmuş kankasını görecek. Datayı alacak. William'ın kanıyla onu çözeceğiz. O USB'yi aldığı vakit Kaleb yakalandıktan sonra uyanacak. Siktir git. Yani kusura bakmayın ben dediğim gibi böyle konularda çok küfür etmeyi sevmiyorum ama böyle senaryo. benim Kafam girsin yani. Ha yok eğer şeyse ki yok abi Dolores'in planı o değilmiş o konu öyle gelişti ama neticede işte insanları bir noktaya çekmeye çalıştı. Okey o zaman bize bunları bu kadar detaylı niye anlattın? Yani Bana neydi yani o zaman? Bir de şey yani, evet orada bir cümle sanki söylüyor. Biz de görüyoruz Solomon'u görüyoruz sanki bir marifet var zannediyoruz. Bir sonraki bölüm her şey anlamsız çıkıyor. Evet. Orada... Ya onun yerine şunu görsem daha iyiydi. Hı. Kalep gerçekten sokakta insanlarla mücadele etseydi, lider rolüne soyunsaydı. Yani mesela bu bölüm mesela... böyle şey bir durum var. Riot kısmını böyle... ondan kızdım ben zaten. Ona da bir onu ha. verememişler işte. Orası evet, gelip sıkıntılı. gelip Kalebe abi nereye gidelim abi nereye gidelim. Kalep diyor ki bana niye işte kral reis diyorlar işte sen artık bu direnişin liderisin. Nasıl lan? <laughs> SMS'le mi lideri oldu? Onu da mı SMS'le lideri yaptın? Çünkü o, orada güzel SMS'de bir cümle adam vurdurtturuyor. Bilmem ne yaptırtıyor. Söyle Bak, abi sen. Altını dolduramadıkları güzel bir cümle var. Dolar es söyledi. Kim olduğun değil ne olduğun önemli diyor. Bak bu tam Westworld'un birinci ikinci sezonuna uygun bir cümle. Yani ne olduğun hani bu şey hani bu dönemin de pazarlanan şeyidir ya işte. Kevin Spacey kim olduğu için gitti ama ne olduğu olarak kalsaydı yaşayacaktı. Yani herkesin yine belki de örnek aldığı bir insan olacaktı. Orada da Caleb'ı bir şey yapmaya çalışıyor. Caleb'ın kişiliğinin bir önemi yok. Aslında Caleb'ı kullanıyor kısmını iyice vurguluyor. Ama bunun altı dolu mu? değil. Yani ben hep işte şeye de bak. E, Asla değil abi. Dolduramamışlar hiçbir şey. Fikirlerin hepsine ikna olmuş durumdayım. Ama gerçekten şu son bölümde benim şimdiye kadar savunduğum birçok şeyi dolduramadılar. Çok mutsuzum o konuda. Yani anlatamadılar da iyi de anlatamadılar. Yani hadi hadi hadi. Bunları da geçtim. Bunlar benim takıldığım kısımlar takıldığım kısımlar diye Senin dediğin gibi aslında kağıt üzerinde bunlar yazılı olduğu vakit sanki tutarlı gözüküyor. Ama tutarlılık iyi bir dizi yapmıyor ne yazık ki açıkçası. Tutarlı. Yani. Ee, yani bir diğer konuya geliyorum. O diğer konu da şu. Mevli konuş istiyorsan de çok yani. Yok mesela şey <laughs> twistinin dandikliğinden bahsetmek istiyorum abi. O abi Serak Meğer kendisi konuşmuyormuş kulaklığından rebohom fısıldıyormuş onun bunu anlamamış ya bu bir, mıydık zaten. Ya? Bu bir twist ha, bu dedi bir, abi. bir şey mi yani? Ya bu bu, hani, <laughs> bu bölüm biz buna şey mi diyecektik? O oh, ne? Hani bu mesela önemli bir detay mıydı ya da bunun üzerinde durmaya gerek var mı? Bunun Maeve'i şey çok ilginç. Bunun meyvi ikna etmesi de tuhaf. Tamam bak şeyi anlıyorum. Maeve görmedi. Tamam. Mev hep serakın ona sunduğu işte hep dediğim o dini işte bak cennete geleceksin. Pardon ilk bu dünyaya geldim. Bu dünyada meyveni yiyip cennete gideceksin. Hep ona sunduklarını gördü. Rehobama çok net bir hakimiyeti yok. Bahsettiği hatırlamıyorum şu anda yazarsınız yorumlara hani Serak onu anlatmadı diye hatırlıyorum. Onu görünce de ne oldu? Aa sen bana da tanrılık taslıyormuşsun ben dinlemem ben kimseye itaat etmem sen bana bir şey verecektin onu da veremiyorsun zaten. Anlaşmamız da bitti. Baktım kulaklıktan sen başka tanrı dinliyor musun ben seni öldürürüm elindeki alette de yakarım. Demek ki baştan da yakabilecekti. Sadece dolara sonu ikna ettiği için yaktı. E ulan okey evet. de yani bu kadar... Dolores'in değil... iknasını da konuşalım mı abi? Dolores'in iknası da şu ya. Evet. Yani sonuçta <laughs> evet insanlar tecavüz ediyorlar, birbirlerini vuruyorlar, dünya savaşları oluyor. Ama gibi. kalıp çok, da var. çok var. kötülükler <laughs> var. Ama, ama iyi insanlar da var. Ha? İşte o yüzden rebuhumu kapatırsak her şey daha iyi olur. Yok kıyamet olacak diyorsun. Yani insanlar yani madem iyi insanlar da var ve insanları yok etmeyelim. O zaman kıyamet olsun ve insanlar özgür kalsın ama bir yandan açlıktan, sefaletten, elektriksizlikten, <laughs> tuvalet kağıtlığından, dizera, kolera ve dizanteriden ölsünler mi? Dolores ne anlatıyorsun Dolores ya? Bir an... Ne anlatıyorsun Dolores ya? Dolores ne diyorsun abi? Ne diyorsun akıyor artık yani. Ne anlatıyorsun? İnsanları kurtarıyor muyuz? <laughs> Çünkü kurtarıyorsak Rebohom'un yaptığı şeyi yapmamız lazım ki Allah kahretsin işte. Yani yazamadıkları da o. Burada sıkıntı Rebohom... şu. Do Hı -hı. Dolores şey diyordu ya en başta zaten dizi birinci sezondan başlıyor işte ee, bir sürü hastalanınca neydi o bir adı var onu şey yolluyorlar Judas Goat diye bir şey varmış Judas Goat'u yolluyorlar abi önden ee, hasta şeyleri kesimhaneye götürüyor sürü halinde hepsi ölüyor orada kendisi Hı -hı. kurtuluyor diyor ki ben bunu yapmayacağım ee, çünkü bunu gördüm hani benim babam mı yapmıştı ne bir şey anlatıyordu ta ilk sezonda işte o çiftlikte hastalanıyor da hayvanlar falan. Oradan da şeye bağlıyor. bunu yapabilecek kim var? İyi olan Bernard. Bernard ne yapıyordu? Hasta bir hayvanı kurtarmaya çalışıyordu sezonun başında. Sonra da yapay hayvan üretilen bir çiftlikte çalıştığını görüyorduk. E tamam sen Bernard'a güveniyorsun da burada yarattığın ikilik. Bernard üzerinden hiç bize geçmedi abi. Bernard çünkü şöyle yürüdü yürüdü çanta aldı kendi günahıyla yüzleşti. Kurtuldu ondan. Kafe onda. taktı. Ha, kafeye kafe taktı. 10 sene uyudu. 10 sene sonra He. uyandı. Sezon 4'te göreceğiz onu. Sıca, yani, ska, ska, Aynen. Sıça, yani e, Böyle kıyız. sezona. <laughs> Biz motiv olamadık Sıkan yani. böyle sezona. Bana ne ki? <laughs> ya kardeşim, o zaman sen bana fake sezon izlettin. Evet. Fake sezon. Gerçekten fake <laughs> Bu sezon. Probomu Tam bir kapattım. ara sezon ya. Yani. Tam bir ara sezon. Çünkü insanlar iyi. İnsanlar iyi olduğu için robohumu kapattık. Okey abi. Ha, yani okay. Ha, evet abi. insanlar iyi olduğu için robomu kapattınız. Anladım. Gerçekten o zaman her şey çok iyi oldu ya. Sağ olun, var olun ya. Üff. Ya Bak, bu nedir ya? Şurada çok daha güzel bir e, fikir kaçmış bence. Fırsat kaçmış. Bu fırsat kaçtı diyebilir miyiz abi? Fırsat kaçtı diyebiliriz. Dolores Park'ta Caleb'ı görüyor ya. Aslında düşününce Caleb'ı tanıyabileceği tek nokta park. Buna biz hiç girmedik. Ve 5. park konusu hep masadaydı aslında. İlk sezondan beri abi bir park daha var, bir park daha var bilmiyoruz. Okey bilmiyoruz. Burada benim, ben okeyim park konusuna. Hani herhangi bir park çıksın onun da değil. Ya, çoğu kişi Future World çıkacak ve bütün her şey parkta geçecek gibi inanıyordu. İyi ki öyle çıkmadı bu arada. Daha berbat bir şey olurdu. Ee, diğer taraftan, Oğlum, Dolores girmiş. Hail'i şirketin başına koymuş. Bir park daha var. E sen burada o zaman kontrol edebiliyorken, kısa sürede de olsa... Bu park, bu, park bu parka devlet girebiliyorsa, devlet kullandıysa e sen orayı yönlendirseydin ya bunları bilinçli zihniyetinle. Bu insanlar gerçekten iyi mi kötü mü o parkta test etseydin ya Caleb'ın bir cümlesi mi seni ikna etti? Bunu zikmeyin abi mi demesi seni ikna etti. Ya yani insana ben anlamadım abi. İnsana Bugüne bu kadar, kadar park 5'e giren bir daha nasıl bir Park 5'e giren bütün askerler herkesi miskmiş de bir tek kalep mi miskmemiş? Anladın mı? <laughs> kaç or, kaç asker var abi orduda? İşte. Yani orada ben şimdi sallıyorum 20 bin asker eğitim aldıysa 19.999'u 19 da Karıları ee, dedi bir tek kalep mi? Zikmek dedi. Bak işte yani, ke kelebi, Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Kelebi, Dolores gerçekten Trigit Dolores ne anlatıyorsun? Ne Dolores, bir bölüm ya. Kelebi parkta Anlatıldı teste, teste tabi tutsa çok iyi olmaz mıydı abi? Bak bir de onu görseydik orada teste tabi tutmuşsun. <laughs> Belki çıldıracaktı bir noktada. En çıldırabileceği noktayı da görüp ona göre yönlendirirdin bunu sen yaşadın anladın mı yani? Bak o yüzden ikinci kaçan fırsatta şu after scene William sahnesi. Ulan William'a bu kadar iyi hale anlatacaksanız niye bütün sezon anlatmaz? Biz niye bu kadar iyi bir karakter after, after scene izliyoruz? Yani e, gerçekten oyuncunun adını unuttum bir anda. Neydi William Ederiz. Ederis'in kızdığı kadar var. Beni harcadınız diyor herif yani bu sezon. Gerçekten harcamışlar ya. Yani bir güzel after scene için mi? Yani. Kimi? Bernard'ı. Bernard'ı harcadılar evet. Yani Bernardo'nun ilk sezonda bir Arnold-Bernard arası geçişleri, ikinci sezon hat hatırasında mı, mevcut anda mı, o böyle bakışları, dönüşleri falan yani herif sana yüzüyle anlatıyordu hepsini. Bir de arkadaş, ya gerçekten ben bu şeyde koptum gittim. Ya bu Delos'un datası neymiş Sublime'daki data? Vallahi Sublime'daki data bu kadar kritik bir data değil ya. Cennet abi cennet. Cennet. Data... Sublime'daki data zengin insanları diriltmek için işe yarayabilecek. Hostları yeniden yapmak için işe yarayabilecek bir data. Bak bu kadar. Hostları yeniden şey, yapmayı yok. istiyorlar zaten bir yandan da. Onu da anladık ya, gibi. <laughs> tamam da bir yandan da kardeşim Dolores herkese kendisini kopyalamış. Mesela Dolores öldü, Dolores öldü diye muhabbet döndürüyoruz. E o gelip çantayı veren herif ne oldu? Hani ölmemiş. O da Dolores'lerden bir tanesi değil evet, mi şimdi? Evet. Berlin'deymiş o da. aynı. Dolores. <laughs> şimdi o da açıkta kaldı. Bir, bir de Dolores'e dramatik final sahne yazmışlar. E Lawrence da Dolores. Yani direkt Musashi ona gönderdi çünkü çantayı. Son açıklanmayan Dolores kopyası bir tane evet. kaldı diyorlardı. E aa yani ne, ben ne, gerçekten 8. bölümde biraz şey oldum ya. Yok, Westworld'un Last Jedi'ydı abi. Westworld'un Last cıdaydı. Gerçekten bu, bu bölüm böyle oldu. Bak bundan önceki bölümlerde yine biraz şeydim. Abi herhalde formdan düştüler eskisi gibi değil falan filandım. 8'de artık toparlayamamışlar. Toparlayamadıkça da uydurmaya başlamışlar. Saçmalamışlar. Saçmaladıkça da yani şöyle söyleyeyim nice nice diziler var. Onlara göre çok saçmalamamışlar yine. Ama ya bu dizide azıcık saçmalayınca zaten çok saçmalamış gibi oluyorsun ne yazık ki. <laughs> bir de böyle şeylerle oynuyorsun çünkü. Simülasyon içerisindeki gelecek görüleri abi iz düşümler insan kaderi falan filan diyorsun. Ya bu kadar kendini sokmuşum bir bataklığa. Kimse de sana demedi ne olur bu bataklığa kendini sok diye. Biz demedik sana ne olur algoritmanın yönettiği bir gelecekte tekrar ayaklanma hikayesini anlat diye biz demedik. Ben bu sezon şey izlemeye de vardım. Dolores çıkıyor abi parktan. İnsanlar diyorlar ki hadi abi yığın orduyu. İşte o cephe onu tutuyor, o cephe onu tutuyor. İnsanlar diyorlar ki lan hostlar bizi kopyalamış, aramıza sızmışlar. Nasıl tespit ederiz? Ya yani böyle ofis draması gibi bir şey de olabilirdi gerçekten. Day ya Ofis kastım şey gibi. Daily gibi olabilirdi evet. oğlum. Daily izlemiştik ya. <laughs> Daily gibi olabilirdi, fringe gibi olabilirdi. Yani gidebileceğim bin tane rota vardı. Yok arkadaş ben Person of Interest'te anlatacağımı anlatamadım. Ha, Abi insandan ayrıştıramayacak derecede gelişmiş mükemmel robotlar Google'ın yapay zekasına karşı. Abi bak ilk bölümden beri bunu söylüyorum. Delos'un teknolojisi aslında şeyin teknolojisine kıyasla e, Serac'ın teknolojisine kıyasla o kadar öte bir teknoloji ki yani muhtemelen biz yarın bir gün insanlık olarak Dolores gibi varlıklar ortaya çıkartabildiğimizde Rehabom gibi teknolojiler eski kalmış olacak. Aslında öyle bir şey var. Çünkü bu bölüm bu dizi bu dizi başından beri izleyen insanlar olarak şey teorileri çıkıyordu biliyorsun. Abi muhtemelen Park Mars'ta ya falan. Hatırlıyor musun bunu? Evet evet hatırlıyorum. Ya çünkü insan kasını taklit edebilen, insan derisini taklit edebilen ve yine de bir robot gibi mükemmel çalışabilen varlıkları yapmak gerçekten çok fazla gelişmiş bir teknoloji. Aşırı gelişmiş bir teknoloji. bunu yaparken zaten yapay zekayı Deli gibi kullanmış olman gerekecek çünkü bu kadar nüans kodlamayı bir insan aklı beceremez. Bir yapay zeka becerebilir aslında. Hatta Westworld'un eski antik dandik filminde hatırlarsan Hı -hı. bir noktada virüs parça yayılmaya başladığında yazılımcılar diyor ki nasıl bir hata bug'ı tespit edebildiniz mi filan diyorlar. 80 senesinde yapılmış bu filmde. Yazılımcı da diyor ki abi diyor bir yerden sonra tespit edemiyoruz. ha 73 pardon 73 senesindeki bu filmde. Yazılımcı diyor ki abi diyor bir yerden sonra tespit edemiyoruz koddaki hatayı... Çünkü bir yoktadan sonra robotlar kendi kodlarını kendileri yazdılar. Bu kadar iyi becerebilmek için biz yazamadık diyor. 73 senesteki filmde ve romanda. <laughs> Sene olmuş bilmem kaç. Biz Westworld izlediğimiz anda bir sürü biraz bilim kurguya ya da modern bilime meraklı insanlar dedik ki ulan yani zaten yani örnek vereceğim. Daha ilk bölümünde Ford Reveries'i devreye sokuyor. Yani anılarını böyle bir evet. an hatırlama halleri geliyor hosta, Host'lara filan. Ya bu kadar karmaşık makinelerdeki Allah Allah. kodları artık sen bir yerden sonra yazamazsın. Sen bir tek şey diyebilirsin. Ya şu tarz bir fonksiyona sahip bir şey üretebilir miyiz dersin. Sonuçlarına bakarsın Learning, sonra. Aynen. Yani yapay zeka sana senin yazmak istediğin kodu çıkarıp bu kadar kompleks bir sisteme sokabilir. Zaten bir kere bu nüansı kaçırmaları beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu sezonun başında ben içten içe şeye çok şaşırmıştım ama bir noktada da dizinin sana verdiği kuralları kabullenmen gerekli. Yani e, şey Suspension of disbelief dediğimiz bir şey Hı -hı. vardır ya. Evet. Ben ona okeydim bak. Bu bu bölüme kadar şöyleydim. Okey. Öyle bir dünya ola gelmiş ki Delos bu mükemmel artık yani mucize seviyesindeki teknoloji yapmış. Aynı dönemde de Google'ın şey bahis sonucu tahmin makinesi var aynı anda. <laughs> tamam mı? Yani gerçekten birisinin teknolojisi ötekine giden yolda bir basamak ve çok çok arkadaki basamak. Ha eğer bana deseydi ki Evet bak Delos insan seviyesinde anlaşılmayacak kalitede robot yaptı. O arada da e, Serak kuantum tekilliği tekilliğe ulaştı deseydi derdim ki wow. Ama yani, Serak mal. <laughs> hayır kuantum tekilliğe de ulaşmamış işte. i̇şte Zaten biz... ilk bölümlerde benim yaşadığım küçük hayal kırıklıklarından biri oydu. Yine total toplum bir yerlerde balık tutuyor. Artık çaresizlikten hatta evet. hesaplama yapamadıkları için e, işte farklı insanlar hesaplamalarımızı bozuyor. Onları buzdolabına koyalım. Gerizekalı. Hesaplamalarını daha güçlü hale getirseydin o zaman. Çünkü öbür tarafta herif insan gibi robot yapmış. insan gibi insan. Sen daha bir tane outlier aman yere taş atarsa ne yapacağını Rebohem hesaplayamıyor diye insanları buzdolabına koyuyorsun. Siz akıl fakirisiniz. Orada, orada. Yani şeyi de anlatabildim. Düşman diye karşılığına çıkan herif de dandik. Bir de bunları denkmiş gibi hatta Rebohem daha güçlüymüş gibi yaptı. Oğlum orada zaten zeka kardeşi ya. Aslında yapan kardeşi ve onu kapattığı için sistem yürümüyor. Yani orada Bernard'ın şey cümlesi de güzeldi. Aslında bunlar süreci engelliyorlar. Bir şey yapamamışlar. Sadece erteliyorlar süreci. Zaten e, insanlık yıkılacak ya da işte boka saracaktı. Neyse. Ha, o da Bernard'ın şey cümlesi. Bu arada hmm. o sahnenin geri da konuşmak <laughs> istiyorum seninle. Bütün sezon Bernard'la yanındaki herif Stubbs oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Çok affedersin sinirlendiğim için hiçbir... Çünkü yaramadan Oradan oraya gezdiler. Bernard en son ya. bir tane otel odasına oturdular. Stubbs hala diyor ki abi gidelim Dolores'i durduralım diyor. Bernard bir anda şöyle oldu. Sezon finali geldiği için kameraya bakarak. ya galiba Dolores aramızdan ayrıldı. Galiba Dolores aramızdan ayrıldı. Biz, bir bağ vardı Dolores'le aramızda. Galiba Dolores gitti. Şimdi ben kafama bu makineyi takacağım. Bakalım ne olacak bundan sonra hep gelecek sezonlarda göreceğiz diyor. Bir geri gerizekalı gibi oturuyor kafasına makineyi takıyor böyle. Uyuyor 10 sene uyuyor insanlık patlamış o sırada belli ki post apokaliptik bir durum olmuş falan filan. Ya, nah, tarihte beter 8. Yani bölümle ilgili, eğitir. 8. bölümle ilgili tek iyi şeyi söyleyeceğim. Bu boktan sezonun final bölümü olması ve Pink Floyd'un Brain Damage şarkısı. Hmm, Başka evet. hiç iyi bir şey yoktu. Hiç. Ben de Westworld'u bitirdi. Westworld'un cenaze namazıydı. Coffin <laughs> Nibir's'dı <laughs> benim için anladın mı? Böyle dayılar var ya. Böyle, 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 <laughs> Onlar da röportaj i̇şte, yapmışlar topuklar. çok komik. Neyse dur <laughs> o konu. Benim için bu bölüm oydu yani. Ya ben sezonun genelini oh. o kadar oh, tepkili değilim. Oh. Evet. Ben, e, geç, ben öyleyim kardeşim. Ben sinirliyim artık. Toplayamadılar da. Yok, <laughs> Hak veriyorum sana. Sıçtılar bir de sıvıdılar ekrana da sürdüler onu. Daha sonra da üstüne pink yani sıçtık. Bari ekrana Pink Floyd atalım da bizi derin zannetsinleri de yaptılar. Ki biliyorsun aynısı tecavüz sahnelerinde Yeşilçam tarafından yapıldı yıllarca. Türk seyircisi bunu yemez kardeşim. Bir Bok'tan şey diyeceğim. sahne, Pink Floyd basarak kurtulamazsınız. Buyurun Geçen abi. haftaki şeyimi destekliyorum burada. Ee, bu sezonun castingi de olmadı. Yani castingi artı oyuncu yönetimi artı oyuncuların e, şey ekran süreleri. Şimdi dizilerde mekanik bir durum da var abi. Sen izleyicinin alıştığı oyuncuları çok uzaklaştırırsan inandırıcılığı kaybediyorsun. İşte yepyeni bir e, karakter sokuyorsun Serak. Ve insanlar onu kafasında şuna koyuyor yani e, biz Bernard Fox şey, de Ford izledik. Bu sezonun Ford'u herhalde. Heh, diyorlar, Anton mi? Hopkins izledik e, ve o baya bir şey anlattı bize e, ve bunları anlatırken gerçekten e, üst anlattı işte seni ikna ederek anlattı. Çünkü sen ona bir cümle yazsan da abi Anton Hopkins şöyle bir oyuncu o cümlenin bir kelimesiyle oynar e, biraz vurgusunu değiştirir. Kıçını başını uzatır. Yine senaryoya bağlı kalır ama seni öyle bir ikna eder ki o cümleye sen "Aa doğru lan, doğru. Böyle robot gibi, Abi, ol, os su, gibi." Olursun şu dediğini yani. şöyle desteklemek istiyorum. Red Letter Media'nın çok meşhur bir Phantom Menace incelemesi vardır. 99 senesinde falan yapmışlar. Daha YouTube yok. Herifler bugün bizim Dikey Çakışta yaptığımız şeyi falan 99 senesinde yapıyorlar. Tarihe geçiyorlar Red Letter Media. Hı -hı. Onların Phantom Menace incelemesinde Mike Stocklasa şey söylüyor. Arkadaşlar diyor Phantom Menace'in en ciddi eksiklerinden bir tanesi de kredibilitesi yüksek tok sesli beyaz aktör. Yani ne demek istiyorum biz bugün Star Wars'da Force'a güvendiysek Obi-Wan Kenobi'yi oynayan adamın yine ismini unuttum. Evet. İngiliz aktörün şey şey anlatmasından işte Force öyle bir şeydir ki Öyle bir anlatıyor ki sana. <laughs> evet. Ha Sir abimiz unuttum yine. Ay adam ismi. Alec Guinness. Alec, Alec, Gines, Alec, Guinness. diyor. Öyle bir anlatıyor ki Force'u. Yemeyeceksen de yiyorsun diyor. <laughs> tam olarak bunu diyorum işte. İşte tam seni söylediğinde o. Ford da maşallah ilk iki sezon ne anlattıysa biz dedik Eee koskoca Antonio yalan söyleyecek hali yok herhalde dedik. <gülüyor> 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 ki cayır cayır yalan söylemiş yani. <laughs> Ve işte Vincent Kassel o rolün altından kalkamadı ki ben oyuncu olarak çok beğenirim ama bu rol ona uygun değilmiş abi. Yani ona yazılan ben karakter de kötüymüş. Bence Vincent Kassel ve kafasının arkasındaki Robohum bir şey davaları da yoktu baba bir de. Bak Ford'un bir, bir şeyi vardı anladın mı? Ford diyordu ki ben hikayelerimi yaşatmak istiyorum. Ben işte, ha, işte hikayelerimi yaşatmak onu istiyorum. Onun aslında meğer robotları ayaklanmaya teşvik etmek, robotların bilinçlerini kazanmalarını istiyorlarmış. Bir davası olan bir herifti. Vincent Kassel şu abi bak te demin yaptım tekrar yapacağım. Ya çok iyi yapay zeka yaptık ama bir takım adamlar çıkıyor hesaplarımızı bozuyor. Onları buzdolabına kapattık. <laughs> ya yani, ya ne aptal birisin bir sen ya. Yani Ford öyle mi yapmış anasını satayım. Anladın mı? Yani orada bir böyle akıllarınca paralellik kurmaya çalışmışlar. Hani eski hostları Westworld evet, evet. buzdolabına kapatıyor. Burada da çalışmayanları kapatıyoruz diye ama kardeşim mirror, mirror adam yani. kendi ürettiği eskimiş ürünü depoya kaldırıyor. Yani bunda ayıp bir şey yok. Yani sen kendi hayatını sürdürmek isteyen insanlar hesaplamalarını bozuyor diye. Onlarla konuşuyordu bir de hatırlıyor kaldırıyor. musun? Onlarla konuşuyordu. Bak Ford'un onlara bir bağı vardı hala. Orada bir vicdan yaşatıyordu. Tabii, çünkü Ford versiyon atlay atlay yeni bir şey geliştiren bir yaratıcıydı tabiri caizse anladın mı? Öyle konumlandırıyorlardı Ford'u. Seraksa zar zor iki tane borsa tahminini tutturdum diye Milleti buzdolabına kapatmaya başlamış. ya kardeşim <laughs> öteki herif ya öteki robotu sıfırdan üreten zaten Ford. Herif kendi eski versiyonunu tabii ki dolaba kapatabilir. Ne yapsın? Geri dönüşüme koyardım ben olsam. Herif yine dolaba kapattık. Ben derdim ki bunu eritmeyelim. <laughs> yani makine makine onlara. Yani bu paralellikler de bir yerden sonra yemiyor abi. Detroit Become Human gibi. Detroit Become Human'da küçük kız çocuğunu koyuyorlar. Buna sınırı geçirmemiz lazım. Niye? kendisi bir robot çünkü asker onu yakalarsa vurur. Bak evet. bir tane daha üretin. Ben yani bu <laughs> bir insanla bir robotu aynı kefeye ben koyamıyorum. Ha Westworld ilk iki sezonda koydurtmayı da becermişti ama. 3 evet, Üçüncü koyuyordu. sezonda insanlar bakın robot gibi. E tamam anladık ilk iki sezonda biz bunu zaten. Ama işte o paraleli bak biz ilk, aslında ilk bölümlerde şeyi sevmiştik. Yani bugüne e, referansla bugüne çakması bu sezonun güzeldi. Ben onu bu sezondan sevdiğim şeydi. Yani çok ileriye gitmeye de gerek yok. 2050'ye de gitsen, 60'a da gitsen, Shogun'a da gitsen, Westworld'a da gitsen aslında insan mantalitesi, insan zihniyeti. İnsan mentalite... insandır kardeşim. Tabii değişmiyor, İnsan insandır. Kapalı kaldığı dini baskıları, işte dünyanın onun üzerine kurduğu baskıları, loop'undan çıkmaması, kendisine bir safe space yaratması falan bunlar hep insanlık insanın boktan şeyler, Çıkabilenler zaten işte bugünün başarıları oluyor. Onlar da onu istemiyor. Okey. Ama senin bunu getirdiğin nokta e, insan bunlardan kurtulmamalı abi zaten ne getirdin sen. E, Dolores işte ben de burada kızdım Dolores'e. Bana 7 bölüm sattığın şeyi 8. bölümde geri aldın. Ben Star Wars'ta da buna çok kızmıştım. Yani sen bana 7. filmde bir şey sattın. 8'de hepsini geri aldın. Ve paramı da vermedin. E, sen de yine Westworld'da benim paramı iade etmedi. Elimdekileri de aldı şu anda. O yüzden ben daha yani. kötüsünü söyleyeyim sana peki. <laughs> Son sahneyle beraber bir doğa çıkıyor ortaya. Serak falan böyle uğraşıyor ya abi West işte datalarını almamız lazım şeyin Delos'u diye. Yok gizli bayağı atlar yapıyor. Yok böyle borsada oynamalar yapıyor. Evet. Ortakları ortadan kaldırıyor falan filan. Ne o? Datasına ulaşacak Delos'un. E abi bölümün sonunda 85 bin yaşındaki William artık kıçının telleri gülbaç olmuş yani adamcağız yaşlı ederiz. Bir elide takma gibi böyle havada. He. Ondan olmuştu bir eli bir Kopmuştu ya silah patlamıştı elinde. Ha bir elide takma. Giriyor kapıdan Delos'a. Diyor ki hostlar aşağıda mı diyor. Aman abi dur diyor güvenliğe basıyorlar. Tak onu vuruyor. Tak onu vuruyor. <laughs> 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 <diyor>. Kral ya. <laughs> 85 yaşında el elinde bir tane tabanca olan bir tane adam cağız. Yani adam cağız gerçekten. Yani otobüste yer veririm. Eteris meteris. Otobüste yer verecek hale gelmiş herif. Süper asker değil. Komando değil. Robot değil. Bir tane adam. Delos'un kapısından giriyor. Robotlar aşağıda mı? Aşağıda. Tak ona vuruyor. Tak ona vuruyor. tak iniyor server odasına. Ulan gerizekalılar. O zaman bir tane sen karizma bir herifi gönder. Süper ajan. Girsin Delos'un kapısından. Robot dataları aşağıda Aşağıda. Tak onu sıkarsın. tak onu sıkarsın. <laughs> Ulan eteri sıkılamıyorsunuz siz daha. Serak bir de Allah bir uydulardan yapay zekalı robot ve drone destekli bir ekipman gönderip bunların hepsini alabilirmiş. Ne o zaman böyle buyoutlar bilmem neler şunlar bunlar. West e ajan soktuk abi uyduyla gönderiyorlar falan. Madem bu işler bu kadar kolay. Sıçayım böyle şey. O son sahne iyice saçmaydı yani. Düşünebiliyor musun? Ben bugün gidiyorum. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini üreten bir tane şirketin kapısına böyle kendim gidiyorum. Eteris benden daha iyi bir dövüşçü olduğunu zannetmiyor 85 <laughs> konu. Gidip böyle. Abi kolay gelsin. datalarınız aşağıda mı? Aşağıda. Adam tak sana vurdum. Tak sana vurdum. Merdivenden indim. Güvenlik kartı. Güvenlik kartı yok. Retina scan. Yok abi. Yürüdüm girdim. E abi Eliz'i yok abi yok. Kapılar açık mı? Açık abi. Havalansın diye açtık. Sövürüm. Kapılar açık. Orada yani şey, ya ya. Şey de tuhaf kaldı yani. O sahneyi de konuşma iyi oldu. Ee, şimdi ikinci sezon sonunda demişlerdi ki o sahne çok uzak bir gelecek. Yani Canat'ın da dediği bu. Yani gördük ya biz böyle işte kızı geliyor test ediyorlar falan. tam e hmm. tamam çok uzak gelecekse bu gördüğümüz ne, ne kadar ben hesaplayamadım. Yani çok uzaksa Oradaki William, host William sadece datalarından yaratılmış yani Dolores'in yaptığı gibi belli dataları aktararak yarattığı bir William mı yoksa testten geçip artık bilinç kazanmış William mi? eğer öyleyse uzak Şimdi bir gelecek olmuyor. Ne fark olmuyor eder abi da. ne <laughs> fark eder artık ben bende Westworld'e şey saygısı kalmadı. Yani ilk bu sezonu ilk 3-4 incelemesini şey diyordum ya. İşte abi o datalar sızdığına göre içeride muhtemelen adam vardı. Çünkü Westworld eskiden mantık kuralları iyi kötü fütüristik ama yine de mantık kuralları çevresinde. Ve Game of Şarkı Thrones gibi çalışıyordu abi Westworld'da. Yani gri alanlar yani içinde an, çalışıyordu. Şu an büyüler diyarı oldu Westworld. Ve Westworld artık büyücülerin büyü attığı bir yer benim gözümde. Klonlamıştır abi. Tüptü üretmiştir. Anladın mı? Ben sana söyleyeyim bak Eterisin klonunu yapmışlardır William'ın. Sonra onu hızlı üreme programına sokmuşlardır. Sonra <laughs> onun beyin datalarını kopyalayıp simülasyona aktarmışlardır. Simülasyon datasını Sublime'daki datayla kombine edip sonra onu yutmuştur şey. Fail görünümlü Dolores. <laughs> Bir 6 ay falan karnında taşımıştır. Çıkartmıştır onu geri. Sonra 6 tane hosta koymuşlardır. Onlara demişlerdir ki hadi bakayım alın bu bıçağı. En iyi kapışanınız hangisiyse o William olacak demişlerdir. <laughs> Onlar kapışmıştır. Kazananı William yapmışlardır. Artık böyle çalışıyor Westworld benim gözümde. Yolu açık olsun Westworld'un. 4. sezonunda ben yokum. Yani izlerim ama şu aşırı büyük bir toparlanma olması gerçekten üstüne konuşacağım bir dizi değil artık. Altırt Karbon seviyesinde benim için. Ki Altırt karbonda da keyifle izledim. Westworld'u da Westworld olmasaydı ismi yine keyifle izlerdim. Aa yaşasın Cyberpunk bir eser diye. Ama Westworld 1 ile 2'nin yanına sen yakışmadın kardeşim ya. Sen yani, o, sen ya yani sen değilsin yani. Zaten no. şu an ne olacağını da ben hiç kestiremiyorum ya. Yani Bernard ok. yani şimdi ikinci sezon bittiğinde şey diyorduk evet yani dışarı çıkacaklar dış dünyayı göreceğiz oh be sonunda ne olacak diyorduk şimdi ben yani geleceğe mi gideceğiz tekrar Bernard yine zaman içinde hareket yani sublime'a gidip orada bir şey mi ikna etmeye çalışacak oradan hostları getirip bir şey mi yaratacak şu an bir hiçbir şey yok kafamda eder. hiçbir şey yok zaten bir ne kafamda. Fark eder. Yani last cadayı sonu gibi last cadayı da öyle bir noktada bitirmişlerdi ki bunlar last cadayı neyse diye çıkışta konuşacağız. Hiç last evet. Jedi'ye girmiyorum o yüzden şu anda. Evet orada fena gireceğiz ona. <laughs> ya dedim ki ben çok olumsuz değilim kapat yani <laughs> kapatırken videoyu bu sezon nasıl çok olumsuz değilsin? Hayır şöyle sezonun geneli için son bölüm için. Devinden çok Sevden beri anasını atladık dizinin daha ne diyelim sanacak? Ya şöyle ben bütüne bakmayı sevdiğim için yani şimdiye kadar evet. övdüğüm şeyleri çöpe atmıyorum ama bu sezon dediğim gibi 7 bölüm bana sattığı her şeyi e, paramı geri vermeden geri aldı. Mutsuzum. E, ama şeye de sana yakınım artık. Hani 4'ü izlerim ama bitince belki konuşurum. Hani bütün sezon biter. Gerçekten ele tutulacak bir şey varsa derim ki gel abi Sungur bir gel bir hadi sezon bitti gel bir bakalım o zaman diyebilirim. Yoksa ben de bölüm bölüm işte şey Bakasını düşüşü çok yani. kötü oluyor abi yani bu sezonun daha ilk 2-3 bölümünde biz sen de şey diyorduk abi şunlar biraz açıkta kaldı gibi ama Canatın onunla Liza Joy toparlar kaç işte onu diyorum yani toparlar abi umutluydum ben hep hep umutluyum daha pozitifti böyle yani. çare çare sarıgül habamız vardı sonra gerçekten çare sarıgülün sonucu gibi oldu sonuç yine böyle şey oldu çare Canatın <laughs> böyle bir hani böyle ha öyle değilmiş mi yani. biraz tatsız oldu evet ya evet. bilmiyorum ben bu sezon üzerinde bir tek şey söyleyeceğim bir de. İlk sezonlarda mesela e, Ed Brubaker gibi çizgi roman dünyasından gelen çok iyi crime hikayeleri yazan yazarlar vardı. E, tecrübeli daha iyi yönetmenler vardı. Bu sezon birazcık e, zaten mesela Nolan'ın çektiği bölümlerin görsel kalitesiyle diğerlerinki belli oluyor gibiydi. E, ben bu sezonun özellikle bu son bölümdeki o Riot sahnesinin berbatlığı yani o kadar park. Sen para yatırmamışlar diyorsun ama 300 figüran hayvan gibi patlama. Los Angeles'ı yani gece vakti Los Angeles'ın göbeğini kapatmışlar. Yani bunlar para ha. Ve bunun sonucunda hmm. bana slow motion berbat bir 10 dakika izlettiniz. Berbat oyunculuklar izlettiniz. Yani Caleb'ın iki arkadaşı gerçekten çok kötü oyuncu. Bir Amerikan futbolcusu biliyorum yazıp duruyorsunuz ünlü bir oyuncu. Berbat bir oyuncu kendisi. Çıkıp vuruldu o da ne oldu belli değil. O karakterler hiçbir şey Şey izmeti... mi diyorsun? Burbit Burbit karakteri. Aynen aynen. Dur, bu sezon bir takım şeyleri, bir hizmet eden şeylerden bahsetmek istiyorum. İşte yani. Caleb'ın arkadaşı olan Burbit Burbit, ee, Rico isimli application. Mesela Rico isimli applicationı şey yapmamış mıydı? Bize şeyi söylediler. Ee, Rebohom kontrol ediyordu zaten Rico isimli applicationı. E kardeşim ayaklanma olmuş. O Rico isimli application üzerinden Dolores hala ayaklanmayı yönetiyor. Rebohom daha da demiyor ki ya serverlarımız şu an çok meşgul diye error bile veremiyor. Lan ben burada getirden fasulye söyleyeceğim eve. Getir bana diyor ki abi şu an meşgulüz diyor. Senin recon ayaklanma sırasında artık millete destek verecek kadar iyi çalışıyor. Ama Rebo Home kontrolünde olduğunu biz bunu biliyoruz. Ulan kapat bir herifler senin artık gel ben ateş ediyorlar. Ne kesti ki alacak? Bir de parayla o kadar kolay şeye döndü ya. Ben daha çok veriyorum. Ben daha çok veriyorum. Ha, Hale Aynen. daha çok vermiş. ha. <laughs> evet falan yani. Böyle. Buna... O zaman Rail niye geri teklif vermiyor anda? Ona notification geç mi gidiyor? Bir de böyle yani anlattığı da yerine varmıyor. Efendim Maeve'in bir takım bilgisayarları civilik civilik diye kontrol etmesi. Ne işe yaradı? Bir tane kapı açtı, bir tane kapı kapattı. Üç kişiye kendini vurdurttu. Yani, madem bu özelliği doğru düzgün kullanamayacaksınız... Bu kıza bu özelliği niye eklediniz de biz bir şey olacak zannettik. Anca sokak lambası titreştirdi durdu gıcık oldum o konuya tekrar geri dönüyorum. Yani ki, her, her şey yapabiliyormuş yani orada. Ee, ha kimilerinin böyle abi gördüğüm en iyi sinematik sahnelerde filan dediği instagram filtresi konusuna geleceğim ne oldu koca bölümü harcadılar enseden alınan uyuşturucuya nereye vardı ne işe yaradı koca bölümü harcadılar bak işte koca ben, bir bölümün demin, yarısında instagram filtresi vardı ne işe demin, yaradı demin onu demek istiyordum ben o bölümü çok beğendim hala arkasındayım ama o bölümün o bölüm özelinde anlattıkları çok iyiydi bence ama dediğine şurada katılıyorum uzun vadede insanoğlunun uyuşturucuyla bu kadar kontrolünü de hiçbir şeye yaramadılar. yani Uyuşturucuyla onlara yaratılan bu kadar mutlu dünyayı yani, e, okey evet. anlatamadın yani orayı da kaldı havada yani kaldı. Yani şunu şunu deseydi eğer Dolores bu bölüm atıyorum çıksaydı deseydi ki ya biz işte sallıyorum şu an. Yani komplo uyduruyorum. Benim burada ayaküstü uydurduğum şeyleri de ya öyle tam olmaz diyorsunuz da arkadaşlar kusura bakmayın yani ben Westworld'e dizi çekmiyorum. Şu anda ayağımı kaşıyarak burada bir şey uyduruyorum. Tabii ki, <laughs> şöyle bir an olsaydı en azından. Dolores deseydi ki ya Serak sen bizi işte buraya kapattın ama seni çok kötü bir sürpriz bekliyor. İşte bilmem kimin ürettiği o janra ismindeki uyuşturucuyu ben atıyorum şu anda. Şehrin suyuna kattım veyahut da enerji içeceğine kattım. Anladın mı? Tam böyle en tehlikeli tayfa bunu tükettiler bugün çok yüksek dozajda. 5 tane janra yaşayacaklar. Ondan sonra da en tehlikeli janra olan gerçekli çıplak gördükleri ana gelecekler deseydi. Hani ayaklanmaları tetikleyen Milletin böyle üstüne uyuşturucu atılması. Hani hem herif zaten SMS'de aslında kontrol edildiğini öğrenmiş. Hem de janra yüzünden bir daha uyanış yaşıyor gibi bir şey olsaydı derdim ki ha herif helal olsun. 4 bölüm önce janrayı kurdu. Bu bölümde biz onun payoff'unu aldık. Ödemesini aldık yani. Yo Beyefendi o gün noir efektiyle bölüm çekmek istemiş. E çek kardeşim ben izledim onu. Ne oldu peki? Ulan evde de yapabiliyoruz biz bunu ya. Instagram'da var aynı filtre ya. Benim cep telefonumda yapıyorum ben bunu. Bu havalı bir şey değil pul bir şey değil. Yani zannedersen de bana şey yaptı. Abi inanılmaz bir çekim tekniği uygulamışlar dersin. Böyle tek çekimler falan vardır yani. Herif orada o, yani yönetmen 31'ini çeker. Anladın mı? Teknik şovunu yapar. Ama sen seyirci olarak dersin ki abi çok iyiydi. Hani şeydeki gibi True Detective'deki tek çekim sahnesi, Daredevil'deki tek çekim dövüş sahneleri gibi. Helal olsun dersin. Ben buna Orası, helal olsun bile demedim. Bir yere de bağlamadın. Tekniği değil ama oranın anlatımı iyiydi abi. Ben onu seviyorum hala. Arkasındayım yani. O mantı... Ya okay. bir şey mantığı güzeldi onun işte. Sen... Milyon dolar verip parka giriyorsun ama 3 e, kuruşluk uyuşturucuyla salonun yapay kısmını 10 dakika yaşatıyor. O kısım hep bizde şeydir yani insanda da. Evet, Jeff Bezos'un e, işte milyar dolarları var abi işte adam istediği her şeyi yapabiliyor. Sen de işte bir tane uyuşturucu alıp rüyalar alemine dalabiliyorsun falan filan. Ben hiç kullanmadığım için bilmiyorum ama bilen varsa anlıyordur dediğim şu anda. <laughs> evet yani... Evet, yani... Bak o bak senin kızdığın o sahneden daha kötüsü bu Riot sahnesi. Bak e, diyelim Hayır, bir yere diyelim, de ki, diyelim ki teknik olarak basit tamam mı rüya şey Jana e, sahnesi. Ulan burada teknik de kasmışlar ha drone ışıkları verilmiş e, bilmem neler yapılmış işte oradan ışık oyunları var e, bir sürü işte stand geliyor oradan atlıyor bir şeyler ve slow mo verince o sahnenin bütün temposu bozuluyor bütün ritmi bozuluyor. Şimdi sen burada John Wick çakmışsın. Gördün değil mi? Dolores yukarıdan atlayıp aşağı tak 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 adam vuruyor. Bu John Wick sahnesi. Hmm. Ulan John Wick'ten e, selamını çakmışsın. Bari bu sahneyi tempolu yap. Aksın bu sahne. Biz artık orada bari adrenalin alalım. Ben o, o şöyle oldum izlerken. Hadi abi hızlıdan hızlıdan bir şey olsun. Olmadı. Hareket etmiyor sahne, gitmiyor yani. O Peki yüzden ben daha çok tuttum. İçerisinde zaten dökme çelik olan ve kılıç tarafından kesilemeyen Dolores'in vücudu köprüden aşağıya ki çok yüksek değil yani 10-15 metrelik bir yerden atlıyor. Hani bir insan bir az kırıkla atlatabilir o düşmeyi. Aman diyor Dolores düşerken diyor altında birisi olsun ki dökme çelikten katana kesemeyen bedenim hasar görmesin diyor. Ya abi artık yani bu kızın <laughs> robot olduğunu mu unuttunuz? Yok işte havalı sahne abi bu. Tak 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 vuracak öyle düşecek. Havalı sahne. Yani şeye hayret <laughs> ettim ya. Bu kızın dökme çelik olduğunu bize söylüyorsun. Çelik de değil Allah bilir. Polikarbon bilmem ne metal falan gibi mükemmel bir bedenleri var muhtemelen anladın mı? Yani sadece Hı. ben çelik deyip geçiyorum. Sonra koluyla insan ol gibi zayıf yaptılar, yaptılar falan diyor. ha, <laughs> yani koluyla katana durduruyor. E, dövüş sahnelerinde bunun bir faydasını bir şeyinde görmüyoruz ha. Yani şeyi de görmüyorum ben. Dolores herhangi bir iyi dövüşçü gibi dövüşüyor sahnelerde. Yani bir de mantık olarak da şey değil. Orada Terminator gibi dövüşmedi ya aslında. Robot. Evet yani dirseğiyle vurduğu adamın kafası falan çıkmadı. Elini birine sokmadı yani çünkü. Özellikle bu bedeninin aşırı sağlam bir beden olduğu defaatle vurgulandı Evet. bölümün başında. Bir işe yaradı mı? Yaramadı. Kılıç durdurdu. İşte. <laughs> ha bir de şey var onu da Fight Club'a da selam çakıldı. Köprüden patlayan patlamaları ha. izledik. <laughs> <Ona da öyle. gülüyor> ya işte abi dizi böyle ya. bu, yani D dediğim gibi ben 7 bölüm bu diziyi bu sezon satın aldım. 8. bölümde vallahi satın aldım her şeyi cebimden geri aldılar. Yani, Sağ olsun Bomboş sezondu demek istiyorum. Bomboş sezon da değildi. Ama Değil böyle be. şeydi yani. Bir sürü iyi fikir şey gibiydi abi. Twitch Funny Moments videosu gibi sezondu yani öyle söyleyeyim sana. Birbirinden bağımsız bir takım ilginç ve komik anlar arka arkaya <laughs> dizilmiş ve böyle sen 15 dakika YouTube'da izleyip kapatıyorsun ya. Evet. Öyle bir sezondu benim için. Aa şu çok ilginç. Aa bunu iyi düşünmüşler. Aa böyle oldu, şöyle oldu. Haydi bakalım. Evet, ben Çok ciddi girmediysen çok ciddi çıkmazsın buradan. E, ama benim gibi biraz yüksek beklentiyle girince lanet olsun deyip çıkıyorsun gerçekten. Evet abi bizim için bu dizinin özellikle senin için de biliyorum Hani yeri çok farklıydı ki yani ki biz biraz da dizi izlemekten sıkıldık hani şey olarak seni bilmiyorum hani ben de artık eskisi kadar oturayım da 8 sezon bir şey izleyeyim falan çok yapamıyorum yani ya da yeni çıkan her şeye bakamıyorum. Gerçekten çok böyle seçerek hani Westworld bizim çok özel seçtiğimiz bir diziydi. Game of Thrones'ta da aynı sorunu yaşamıştık işte. Yani o Game of Thrones çok özel seçtiğim dizi olduğu için ben üzerine çok duruyordum. O da sağ olsun 3,5 sezon, 4 sezon sonra rahmetli olmuştu. <laughs> Öyle. Evet kapattık sezonu. 2,5 sene evet. sonra falan artık e, bakarız. Yani 4. sezon bittiğinde belki konuşuruz. Benim de çok bölüm bölüm konuşasım yok. Şu anki sıcak sıcak haliyle. Yani bakalım nereye varacak. Bakarsın tamam. bir başlarlar ki abi toparlamışlar deriz. Yapasımız gelirse yaparız. Ha tabi bakarız o zaman. O zaman da belki senin kanal milyon olur. Benimki 500 bin olur. Bilmiyorum. Belki aşağı... güzel <laughs> şey. bakalım. Evet. 8 bölüm bizi dinlediniz. Teşekkür ediyoruz. Ee, yeni seriler, yeni videolar benim kanalda gelecek ama sürpriz şeyler gelecek. Yakında duyururuz. Ee, kendinize iyi bakın. Buradan işte abone olun. Sungur'un kanal, benim kanal. Ee, videoları takip edin. Kanala da abonelikler açıldı. 4 farklı seviyeden de abone olup destek atabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.